Merhabalar, benim adım Oktay Yavuz Arslan. Özge Hoca'nın öğrencisiyim. Çok uzun bir ve yorucu bir maratondu. Yaklaşık 7-8 aydır bir eğitim görüyoruz, tiyatro eğitimi görüyoruz Özge Hocamızla birlikte. İyi günler geçirdik, kötü günler geçirdik. Hatta yeri geldi bu oyun çıkmayacak mı diye tereddüt bile ettik. Ama benim her zaman inancım vardı son anda bu oyunun çıkacağına. Ve şu anda gümbür gümbür sahneye çıkacağız inşallah. Genç arkadaşlarım var, çok enerjik, çok yetenekli arkadaşlarım var. Bugüne kadar çok çalıştık, çok emek sarf ettik. Ve sonunda gün çattı ve bugündür. Şimdi sahneye çıkacağız ve çok güzel bir oyun sergileyeceğiz. Ben buradan bütün arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. En küçüğünden en büyüğüne kadar. Sınıfın en yaşlısı benim ama yeri geldi onlarla şakalaştım. Yeri geldi abileri oldum. Yeri geldi arkadaşları oldum. Onlara örnek olmaya çalıştım elimden geldiği kadar. Ve bu eğitimi aldığım için ve Müjdat Gezen'de okuduğum için çok mutluyum. Bana çok şeyler kattı. Özge Hocama çok teşekkür ediyorum. Ben bu oyunu aldığımızda demiştim. Evet, dayak yiyeceğiz. Döve döve öğreneceğiz ve bu işi öğrendik diye düşünüyorum ben artık. Tam olarak dört dörtlük olmasa da iyi bir seviyeye geldik. O yüzden Özge Hocama ve okulumuza çok teşekkür ediyorum. Müjdat Hocamız inanılmaz iyi bir öğretmen ve çok deneyimli bir insan. Ona çok teşekkür ediyorum böyle bir okulu kurduğu için. Son olarak da kendi adıma biraz sonra çıkıp elimden gelen her şeyi yapıp bütün arkadaşlarımın yüzünü güldürmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Adımı senin ağzından duymak istiyorum. Söylerim, ne olacak? Yani tam manasıyla demek istedim efendimiz. Göğsünden tutma, koparacaksın! Hadi bakalım, şimdi iş başı. Hero! Nereye bakıyorsun böyle? Gel bakalım bu tarafa. Hayır efendim, yalan söylüyorlar. Ben bunları değil, onlar beni aldattı. Tam 9 altınımızı aldı. Hayır efendim, 9 altınları değil. Tam olarak 7 altınlarını aldın sen. Hakkımda kazandığım para zorbalıkla elimden alınıyor yahu. Sedalus! Bir olmak istiyorum, kölelikten nefret ediyorum. Ya benim gibi aşkın kölesi olsaydın? Ne olursa olsun hep benimkin değil, parayla görüşemez ki. Yani altınlarını versin, altınlarını zaten istemem. Yine bir koleksiyonun üstüne para versen de almam. Günaydın Likus. Tanıdık bir ses duyuyorum. Tatlı, iç gıdıklayıcı bir ses. Yoksa civarda altın mı var? Sırt ağacı kadar ince, fil dişinden yapılmış gibi bir göbek. İstersen seni sırt ağacının altında inanılmaz dakikalar yaşatabilirim. Sen bir in aşağı, o bacağı nasıl şey yapacak? Rica ederim falan. Ay, sanırım sizin ne istediğinizi tam olarak anladım. İşte size harikalar harikası cimnasya. Bunları burun buruna getirebildim. Peki ya, ne yapmalı da bunları hep böyle burun buruna tutmalı? Benim adım Filya. Biliyorum. Arkadaşlarım, hangisi önce hangisi sonra hiç hatırlayamam. İstanbul. İsmini o kadar güzel söylüyorsun ki, koskoca romada en güzel söyleyen sensin. Benim öz kızımdır! Senin neyi? Benim öz kızım. İlk defa duyuyorum. Kapacak kaptan onu. Sahi mi? Evet. Vah vah. Ya benim kaptanım? Aa, bu kadar kalabalık. Nasıl kolay? Salyangoz kalbi. Onu bulması da kolay. Sakın duymasın. Yolda giderken bir bilirden biri koptu da yapıştırmam lazım. Neyse, İstaryon bulayım. Tüm vücudum senin malın. Saçımın telinden, ayağımın tırnağına kadar hepsi senin. Size olan samimiyetinden söylüyorum. Siz nasıl anlatıyorsunuz? Uzun yoldan geldiniz. Size bu. Kokan ben miyim yoksa? Ben de şimdi... Aaa! Ne şeker bebeğim var! Dili 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 dili. İçeriden korkunç bir ses geldi. Korkunç mu dediniz? Evet, korkunç. Siz bir şey arıyor musunuz orada? Bir bebek! Ünlü kaptan Mahir'de Zula Rusuz tarafından geliyor. Hayır, yanlış. Ben de yapayım önce. Evet, Likus, sen giriyorsun. Ünlü kaptan Mahir'de Zula Rusuz tarafından geliyorum. 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 Sizinle konuşurken sesim titrerse ne olursunuz kusura bakmayın. Onu sen bulacaksın. Ama efendimiz, ben bu bacak kolumu nasıl bulayım şimdi?
Eğitimi sürücelerde unutma. Anneyi sen görüyorsun. Kemal, yakalamaya çalış. İçkiliyle hemen iksir iksir. İksir mi? Ne iksir? 200 asker mi? Hem de tek başınıza. Pek de tek sayılmazdım. İsterdim bana çok yardım etti. Sen neden şeyde değilsin? Sen... Niye gitmeyeyim? Tabii ki giderim. Bu kahvede kimin elindeyse... Sus sen! Dilini keselim senin! Geçen hafta harika olan ikinci perde bu hafta yok. Ağlayın açılır sizin efendiniz. Ben sizin yerinizde olsam buraları terk eder giderdim. Tıpkı bir Sokrat gibi. Bir Sokrat olmaz Oktay. Tıpkı Sokrat gibi. Babacığım! Oğlum! Kocaman olmuş. Havadan biten bu diyor. Ama biz aradığımızı bulamadık. Hadi kızlar. Oradaki penceredeki dilbere ne demeli? Kurnaz Tilki. Evet o. Sedat Usçum, söyler misin? Neydi bu Girit'ten gelen haber? Evet. Ama kaptan. Kaptan gelebilir. Kaptan. Ama artık satıldım ben. Bana ait değil bu bacaklar. Hiro'ya versin kızı. Hiro atsın onu denize. O da geç. Derin uyku iksiri. Orada kal. Tarifi ne bunun? Çabuk söyle. Kıyım duymasın. Yolda giderken memelerinden biri koptu da. Hadi al götür beni. Artık tamamen seninim. Bütün vücudum senin malın. Nerede kaldın? Efendimiz. Çabuk döndünüz. Göz bebeğine kadar az görüyorsa da gördükleri kadarıyla yetiniyorum. Bu babo. Babo. Mücadelenizi duydum. Ne kadar çabuk duydum. Bir bebek. Bir bebek arıyorsunuz siz. Doğru. Pardon, bebeğinizi unuttunuz. Git sen git. Ben dönmek zorunda kaldım. Aldım. İşler.